Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı tyt Geometri Soru Kitabı'nda çember ve daire konusundaki karma testlerin yani üniversiteliğin testlerinin 20.sinin çözümünü yapacağız. Yani 20. testin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekil 1'de görülen O merkezde AB çaplı yarım daire kağıdın B köşesi O noktasına gelecek biçimde katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Daha sonra şekil 2'deki katlı parça açılarak kaç çizgisi boyunca kesildiğinde elde edilen küçük parçanın bir yüzünün alanı Evet elde edilen küçük parçanın bir yüzünün alanından bahsediyor arkadaşım. Şimdi ben bunu böyle katlamışım katladığımda kestiğim zaman şu parça küçük parçam oluyor. Evet işte buradaki alandan bahsediyor. E Ben bunu açayım açacak olursam şu şekilde olacak. Şuradaki alandan bahsediyor. Ve bu arada bu katlamayı da şöyle açacak olursak üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet yani şu katlamayı düzgün bir şekilde yapayım şöyle şu parça da şu parça birbirine eşit. E o zaman burası iken burası da tabii katlamada aynı doğru üstünden gittiği için bunlar ne olacak arkadaşlar? Birbirine eşit 5 şurası da 90 derece olmak zorunda. E yarı çap uzunluğu 2, A oldu. E, şimdi en etkili silahımız yarı çap çizmek. Al sana yarı çap ve bizden ne isteniyor demiştik. Buradaki yüzün alanını vermiş daha doğrusu bize. Bu da 6 pi eksi 9 köküş bölü 2 verilmiş. Hadi bakalım onu kullanalım. Hocam burası 2 A mı? Evet. 90'ın karşısı 2 A. 30'un karşısı A olduğundan burası 30. Burası da 60 derece oldu. E burası da A köküç oldu mu? Oldu. Şuradaki alanı biliyoruz zaten. Hadi bakalım bu nedir? pi r kare yani 2a'nın karesi dilimin alanından üçgenin alanı çıkartacağım. pi r kare 60 bölü 360 değil midir? Evet 60 bölü 360 eksi üçgenin alanında a çarpı a kök 3 bölü 2. Bu da 6 pi eksi 9 kök 3 bölü 2 eşitmiş. Arkadaşım sanki buradan a 3 çıkacak. İstersen gerekti, sadeleştirmeyi yap. Şunlar gitti. Kaç kaç 6 mı kaldı? Bu 2 pi bölü 3 yaptı. Ondan sonra 2 pi bölü 3 a kare yaptı. Eksi bu da a kare kök 3 bölü 2 yaptı eşittir. 6 pi eksi 9 kök 3 bölü 2 imiş. 3 koyarsan ne oluyor? Bak a yerine 3 koyarsan ne oluyor? 6 pi mi yapıyor burası? Evet. Burası da 3 koyarsan 9 kök bölü 2 mi yapıyor? Evet. a'yı böylelikle gerçekten kaç bulduk? 3 bulmuş olduk. Başlangıçta yarım dairenin yarıçap uzunluğu nedir? Yarıçap uzunluğu 2a'ya eşitti. a yerine 3 bu yazdığımızda Cevabı kaç buluruz o zaman? 6 olarak buluruz. Yani birinci soru böylelikle balıkesir Çıktı. Geldik 2'ye. Yarı çapı R olan dairenin alanı pi R kare. Evet biliyoruz. Aşağıdaki birim kareler üzerine şu A B C D F G merkezde şeyler çizilmiş. Sarı boyalı bölgelerin alanları toplama. Hmm. <laughs> Sarı boyalı bölgenin alanlarına bakalım. Arkadaşım bir yarım burada bir yarım burada. Tamam. Sonra hocam şu 2 kök kelik bir kiriş değil mi? Evet burada alanı ayken e hocam bunu da buraya taşırım. Bu da iki kök kelik alan. Şuradaki alanı şuraya taşıdım. Şunu iptal ettim. Bak dikkat. Şunu iptal ettim. Buraya taşıdım. Ondan sonra bunu iptal ettim. Hop şuraya taşıyabilirim. Sonra hocam şurası şuraları kaldı. Ee, buraları kaldı. He, tamam. Buraları da şuraya taşırım. Bunu da buraya taşırsam. Bak üçgenin alanı yapar. Bunu da yani şunu şuraya taşıdım. Bunu da buraya taşırsam iki kök gelik eşit kereçlerin ayrılıkları yaylar birbirine alanlar birbirine eşit ya ondan dolayı. O zaman ne oldu? İki yarım daire yani bir tam daire pi r kare yarıçap 2 iki ya pi r kare artı hocam iki tane de üçgenin alanı yaptı burada. Üçgende taban dört Yükseklikteki değil mi? Evet. Dört çarpı iki bölü ikiden iki tane var. O da kaç yaptı? Dört pi artı dört pi artı 8'e eşit oldu. Ama 4 artı 8P demiş. Yanlış. İkinciye bakalım. Mavi boyalı bölgenin alanını vermiş bize. Arkadaş şu mavi boyalı bölgenin alanı bulurken o zaman bu alanı iptal edip şuraya koyabilirim ben. Çünkü bulunabilecek bir şey yapmam lazım arkadaşlar. Şu alanı iptal et buraya koydum. Sonra şu alanı iptal edip buraya koydum. Mavi alanda şuradaki karenin alanı yaptı değil mi? Ee, ya da bir köşegen şu köşegenlerden de gidebilirsin. Köşegenler dik kesirse köşegenler çarpının yarısı ya. 4 çarp 4 bölü 2 4 çarpı 4 bölü 2 o da 8'e mi eşit oldu? Evet ikincisi doğru oldu. Üçüncüsüne bakalım. Sarı boyalı bölgenin çevresi. Sarı boyalı bölgenin çevresine bakalım. Şu yarım daire bu yarım daire tam daire. Hocam bir çeyrek ya da, ya da bu da yarım bu da yarım kaç yaptı? 2 tam yaptı. 2 tam yani 2 tane elimizde var. Hocam şu çeyrek daire bu da çeyrek daire bu yarım yaptı. Bu çeyrek bu da çeyrek olduğundan dolayı bu da yarım yaptı. O zaman tam yaptı. Toplamda 3 tane tam yaptı. Evet 3 tam yaptı. 3 tam çemberin çevresi de 2 pi r değil midir? Evet yarı çapı kaçtı? 2 birimdi. 2 birimdi. E, ee, öbürüne bakalım. Mavi boyalı bölgenin çevresi. Hocam şu yarım çeyrek çeyrek. E, ee, çeyrek çeyrek olduğu için o da ne yaptı arkadaşlar? Tam yaptı değil mi? 2 çeyrek bir yarım yaptı. Bir yarım bunlar. Bir yarım da bu tam yaptı. Yani bir çemberin çevresi kadar yapacak. 2 pi yere kadar yapacak. Bu da 3 kere 2 6 12 pi eksi 4 pi'ye eşit olacak. O da kaça eşit oldu? 8 pi'ye eşit oldu. Yani 3. soru pardon. 3.sü de doğru olmuş oldu. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı? Denizli çıktı arkadaşlar 2. soruda. Geldik 3'e. Kare biçimindeki bir odanın tabanına eş dairesel fayanslar aşağıdaki gibi soldan sağa ve aşağıdan yukarı doğru toplam 24 tane döşeniyor. Evet bu tarafa doğru ve şu tarafa doğru 24 tane döşeniyor. Yalnız bu tarafa doğru ve bu tarafa doğru gittiğinde en son buradaki daireler ortak olmayacak mı arkadaşlar? Bunları ortak sayacağımız için şunu bence bir çizeyim. Buna göre de bir yorum yapalım. Şimdi bunları böyle çizdiğimiz zaman hocam bu tarafa doğru ve bu tarafa doğru gittiğimizde bunlar ortak olduğu için bunları bir ortak olanları ayrı sayalım. 4 tanesi burada. O zaman 4 tanesi buradaysa toplam buraya kaç kalıyor arkadaşlar? Şuraya ve şuraya toplamda 20 tane kalıyor. Çünkü toplam 24 tane düşünün ya. Bu ikisi 24 tane ise kare şeklindeyse bunlar birbirine eşit olacak. E bunlar birbirine eşit olacaksa o zaman buraya da toplamda 20 tane ise buraya 10 tane. Buraya da 10 tane koyacağız o zaman arkadaşlar. E 10 tane 10 tane demek ikili ikili gittiğimiz için ne oluyor burada? 5 sıra mı oluyor? Evet. 5 sıra çember olacak burada. Çünkü ikili ikili gidiyoruz. 10 tane ya ikili ikili gittiğimiz için 5 sıra çember. Ve burada dikkat et. Merkezleri birleştirdik ve şurası 12 verilmiş. Burası 12 verildiğine göre 12 bölü 3'ten 4'ten 3 yaptı burası. Bunun yarı çapı 3. E o zaman buradan ben şunu bulabilirim. Hop şunu şöyle çizecek olursam. Her bir yarı çap 3 olduğuna göre 3, 3. E her bir çap 6 olur. Her bir çap 6 ise 5 sıra burada. 2 sıra da burada toplamda 7 sıra mı var? Evet 2 sıra da burada toplamda 7 sıra var. 6 kere 7 kaç yapıyor o zaman burası? Her bir sıra ne yapıyor? 6 birim çaplı olduğu için e, 7 sıra olduğuna göre 7 kere 6 42. Evet burası 42 santim yapıyor. E o zaman 42 santimse buraya kaç kaldı? 30 santim kaldı. Buraya da kaç kaldı? 30 santim kaldı. Buna göre diyor odanın fayans döşenmeyen bölümlerine. Bak buralara fayans döşeniyor arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane. Neyse buralara döşeniyor şöyle. Göstereyim. Şuraya da döşeniyor. Şöyle döşendiğini de göstereyim. Şuradaki boşluğa diyor 5 santimetre olan dairesel fayanslardan kaç tane birden koyabilirim diye soruluyor. O zaman 5 santimetre olan fayanslardan arkadaşım 5 santimetre ise çapı kaç yapar? 10 yapar. E hocam burası 30 ya 10, 20, 30. Yani buraya kaç tane koyabilirim? 3 tane koyabilirim. E buraya da aynı şekilde 30 santim ya 10, 20, 30 yani 10, 20, 30 şeklinde olacağı için buraya da 3 tane koyabilirim. E 3 tane bu tarafta, 3 tane de yukarı doğru, 3 kere 3, 9 tane. Toplamda 9 tane yarıçap 5 olan daire mi koyabilirim şuradaki boşluğa? Evet. Bizden de zaten o isteniyor yani. Üçüncü soru böylelikle Balıkesir oldu. Güzel bir soru. Geldik dördüncü soruya. Yarı çapı bir birim olan dokuz çember birbirlerine teğet olacak şekilde bu şekilde konulmuş. Çemberler birbirine teğet olduğunda ne yapıyorduk? Merkezleri birleştiriyorduk. Birleştirdik. E şurada da birleştirsek şöyle. E şurada da birleştirsek. Hemen ilk yaptığımız şey bu oluyor arkadaşlar. Şurada da birleştirsek. Şöyle birleştirsek. Şöyle birleştirsek. Şöyle birleştirsek. Bak neler çıktı burada. Gördün mü? Eşkenar üçgenler çıktı. Evet bu eşkenar üçgenleri yorumlayacağız. Yarı çapı da bir birim. Hocam burası bir bir. Burası bir bir. E, burası 60 derece ya. Burası 120 çıktı. Aynı şekilde burası 60 ya. Burası da 120 çıktı mı arkadaşım? Evet çıktı. E burası ne isteniyoruz? Bir? Mavi boyalı altıgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. E tamam bitti gitti. Kaç tane eşkenar üçgen var burada? Şu eşkenar üçgen. 1, 2, 3, 4, 5. Alt tane eşkenar üçgen var. Bir kenarı kaç birim olan? 2 birim olan. Alttan a kare kök 3 bölü 4. Yani alttan eşkenar üçgen. A kare kök 3 bölü 4. Artı. E hocam şu alan. Şu alan. Şu alan ve şu alan. O da 30 30 120 üçgeni. Yani bir kenarı kaç birim olan? 2 birim olan 30 30 120 üçgeni. İstersen burada tabanına ait yükseklikten yapabilirsin. İstersen 2 çarpı 2 2 ise burası 2 kök 3. Tabanına ait yüksekliği şöyle çizebilirsin. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 çıkar. Tabana ait yükseklikte bu oldu. Kaç tane üçgenli var burada? 4 tane üçgen var. 4 tane 2 kök 3 çarpı 1 bölü 2 isteniyor bizden. E burası 6 kök 3 en baştaki. Sonra buradaki sadeleştirmeden burası da 4 kök 3 geldi. Ve toplam alan kaç yaptı? 10 kök 3 yaptı arkadaşlar. Böylelikle cevabı 4. soruda Ceyhan bulduk. Geldik 5'e. ABC'de dikdörtgenin etrafındaki çeyrek çemberlerden oluşan şekil 1'deki kağıt ABC'de dikdörtgenin kenarları boyunca kesilerek şekil 2'deki gibi tekrar birleştiriliyor. Evet dikdörtgen kesilmiş ve sonra böyle birleştirilmiş. Dikdörtgenin ben şu kısa kenarına A buraya da B diyecek olursam. Hocam şurası A yaptı. Burası da A yaptı. Burası da A yaptı. Şurası B. Şurası B mi yaptı? Evet. Şimdi o zaman şurası ne yaptı arkadaşım? Şurasının A olduğunu burasının da B olduğunu biliyoruz. Şekil 1'deki kağıdın çevresi. Şekil 2'deki kağıdın çevresinden 8 cm daha fazlaymış. Hadi çevrelere bakalım. Çevrelere bakarken bu iki tane çeyrek yay Uzunluğu burada var mı arkadaşlar çevrede? Var. Etkilemiyor beni. Sonra buradaki iki tane yay var mı? Var. Burada da var. Burada da var. E o zaman bunların hepsine ben yaylar toplamı diyebilirim. Başka da yay yok. E, yukarıda başka ne var çevrede arkadaşlar? Hocam şu kenarlar da var. Şu B, A, B ve A var arkadaşlar? Evet yani 2A artı 2B var. Yani ben şekil 1'in çevresine 2A artı 2B artı yaylar toplamı diyebilirim. Bu niye eşitmiş? Şekil 2'deki çevre yaylar toplamı artı B artı 8. Şekil 2'dekinden 8 cm daha fazlaymış. O zaman şekil 1 eşittir. Şekil 2'nin çevresi artı 8 şeklinde bir denklem kurduk. E burada yaylar toplamı gitti. Buradan ne geldi o zaman? 2A eksi B'yi kaç bulduk arkadaşlar? 8 bulduk. Tamam. 2A eksi B'yi 8 mi bulduk? Aynen öyle. 2A eksi B'ye 8 geldi. Başka bir şey mi vermiş? alanını da vermiş. Bak A çarpı B'yi kaç vermiş? 8 vermiş. Tamam. Burada o zaman yerine yazacağım. 2 bilinmeyen denklem geldi karşımıza. A çarp B 8 2 A eksi B kaça eşit oldu? 2 A artı B pardon. 2 A artı B de kaça eşit oldu arkadaşlar? 8'e eşit oldu. Ya burada isterseniz şey yazabiliriz. Ee, B eşittir 8 eksi 2 A yazabiliriz. Daha kolay olur işimizi. O zaman A çarp B'nin ben 8 olduğunu biliyorum. A çarpı B eşittir 8 ise burada A çarpı B. B yerine 8 eksi 2A yazacağım. Eşittir kaç olacakmış arkadaşım? 8 olacakmış bu da. Tamam. E burada artık yerine koyacağız. 2 koyarsak 2 kere 4 8 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. 4 koyarsak da sağlanıyor mu? Yok sağlanmıyor. Direkt hissettim arkadaşım. A yerine 2 koydum. 2 koydum zaman 2 kere burası 4 yaptı. 8 sağlandı. Dolayısıyla A'yı da 2 bulduk. Normalde siz böyle dağıtırsınız. Sonra çarpanlara ayırırsınız. A'yı da bulursunuz. Neyse A2 bulduk. E hocam A2 ise B de kaç çıkar? A çarpı B8 ya. B de 4 çıkar. Dikdörtgenin çevresi soruluyor bize. Yani çevre dediğimizde 2A artı 2B olduğundan dolayı A2 ise o zaman burası 4 oldu. A yerine 2 koyduğumuzda burası 4 artı B yerine de 4 koyduğumuzda burası da 8 yaptı. 8 4 daha Ce cevap ne yaptı o zaman? B şıkkı yaptı mı? Yaptı. Yani kaçıncı soru bu? Allah Beşinci sorunun cevabı böylelikle balıkesir oldu arkadaşlar. Geldik 6. soruya. En kenarlı düzgün bir çokgen ile bu çokgenin bir kenar uzunluğunu yarıçap, bir köşesini merkez kabul eden dairenin ortak bölgesine engensel dilim deniyormuş. Örneğin aşağıda beşgensel bir dilim maviye boyanmıştır. Evet bir beşgen çizilmiş. Bir köşesini ne merkez kabul etmiş ve bir kenarında yarı yarıçap kabul eden bir çember çizilmiş. İşte buradaki bölgeye ne diyormuşuz? beşgensel dilim adını veriyormuşuz. Buna göre aynı çevre uzunluğuna sahip düzgün bir altıgenden ve düzgün bir dörtgenden elde edilen altıgensel bölgenin alanının dörtgensel bölgenin alanının oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle altıgeni şöyle bir çizeyim ben. Altıgen ile dörtgenin çevre uzunluğu birbirinin tıpkısının aynısıymış. Biri 6'nın katı biri 4'ün katı 12 dersek sıkıntı olmayacak. E 12 dersek o zaman bunun bir kenarına böyle ağlı bir şekilde diyebiliriz aslında ama ağlı demeyelim. Bunun bir kenarına 2 diyelim. Şunun bir kenarına 2 diyelim. O zaman 12 yapıyor. Bunun da bir kenarı kaç oluyor o zaman? 3 oluyor. Evet. Şimdi bir köşesini merkez kabul eden ve bir kenarını da yarıçap kabul eden çember çizdiğimizde böyle işte burası şuradaki dilimden bahsediyoruz. Ve aynı şekilde şöyle bir şey çizdiğimizde buradaki dilimde dörtgensel dilim yapıyor arkadaşlar. Dörtgensel bölge yapıyor. İşte bu Dörtgensel bölge, bölgenin alanının dörtgensel bölgenin alanına oranı isteniyor. O zaman ne diyeceğiz? Ki bu kaç derece arkadaşım? Şuradaki kaçı? Burada kaçı? 120 derece. Çünkü altıgen olduğu için. Pi r kare 120 bölü 360 bölü dörtgensel bölgenin alanı. Dörtgensel bölgede burası. Pi r kare kaç? 90 bölü 360 mı diyeceğiz? Evet. 360'lar gitti mi? Gitti. Hocam sıfırlar gitti. 3'e bölsen 3'e bölsen burada 3 kaldı. Burada 4 kaldı. 2 kere 2 4 4 kere 4 16. Yukarısı 16 yaptı. Aşağısı da kaç yaptı? 9 çarpı 3'ten 27 yaptı. Böylelikle kaç bulduk? 16 bölü 27 bulduk. Yani cevap böylelikle edremit oldu arkadaşlar. Altıncı soru gerçekten güzel bir soru. Yani yeni nesil hoş sorulardan biriydi. Geldik 7'ye. Düzlemde bulunan o merkezi çemberin merkezinden geçen. Evet. Düzlemde bulunan bir O merkezli çember çiziyoruz. Şöyle. O merkezli çemberin merkezinden geçen ve M merkezli çember. Evet M merkezli bir çember. O'dan geçecekmiş. Ve çembere T noktasında T etmiş. O zaman bu çembere bir tane T çizeceğim ve O'dan geçecek. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şu M merkezli çember. Evet O'dan çizilen ışın O ve M merkezli çemberleri sırasıyla A ve B noktalarından kesiyormuş. O'dan çizilen bir ışın şu. A ve B merkezlerinde kesiyormuş böyle. Ee, buna göre AT yayının uzunluğunun BT yayının uzunluğuna oranı nedir diye soruluyor. Şurası T. Arkadaşlar şu BT yayı bu da AT yayı. Buradaki yay uzunluklarından bahsediyor bize. Çemberler birbirine değdiğinde ne yaparız arkadaşlar? Çemberler birbirine değdiğinde hemen merkezleri birleştiririz. E hocam bu çap yaptı. Çok da güzel bir şey oluştu aslında burada. Ben şurada şunu da çizersem çapı gören çevre açı 90 derece oldu mu? Oldu. E, ben böylelikle şuradaki yaya ait güzel bir şey de oluşturmuş oldum aslında. E burada bunu ben nasıl kullanacağım ama? Şimdi şuraya R dersem burası da R. E hocam şuradaki yayın ölçüsünü açısını ben bulurum. Şuradaki a tamam hiç bunu çizmeye de gerek yok. Çünkü niye? Hocam buradaki yayın uzunluğu ve buradaki yayın uzunluğundan bahsediyor. Buradaki merkez açıya bakalım arkadaşlar. Bak, şu kırmızıyı kırmızıyla göstereyim, kırmızıyı kırmızı açıyla göstereyim, maviyi de mavi açıyla göstereceğim. Bir de buna ait bir merkez açı lazım bize. En güzel ek çizim yarıçap. Tamam, yarı çapta. R diyelim, R diyelim. Ay, hocam burası da R. Alfa iken burası da alfa oldu. Alfa alfa, burası da iki alfa mı yaptı? Evet. Şimdi artık yayın uzunluklarını bulabiliriz. AT yayının uzunluğu. Önce AT yayının uzunluğunu bulalım. Şuradaki yarı çapı R ve merkez açısı 2 alfa. Yani 2 pi R 2 alfa bölü 360 bölü. Buradaki kırmızıdaki merkez açı nedir? Alfa yarı çapı da 2 R. 2 pi yarı çapı 2 R. Alfa bölü 360 eşit olacak. Evet bölü 360'lar gitti. Alfalar gitti. Hocam 2 pi'ler gitti. 2 R'ler de gitti. O zaman cevap ne yaptı? 1 yaptı. O zaman 7. sorunun doğru cevabı akçay oldu arkadaşlar. Ve böylelikle 20. testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 21. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.